zamandır işsiz olan ve geçim zorluğu çeken Karagöz hanımını ve oğlu Yaşar'ı köye babasına gönderir. İş aramaktan bıkar, yalnızlıktan sıkılır ve yolda rastladığı Hacıvat'ı evine çay içmeye davet eder. Eve gelince bakar, çay ve şeker kavanozları bomboştur. Hacıvat'a durumu anlatmak zor olacağı için ne yapacağını bilemez. Mutfakta çaresiz beklemeye başlar. Daha sonra Hacıvat odadan bağırır. Hadi karı gözüm çay demlediysen getir de içelim. Çayı kaç şekerli içersin? Ben çayı çay şekerli içerim. Çok şekerli mi? Çok şeker Arif çay bardağına sığmaz ki. O zaman çift şekerli olsun. Çift Şakir İzmir'e taşındı. Boğaz çift şekerli olsun. Şekersiz içsen... Ama yapsın ha şekerse çay mı içilmiş? Amma işte evde şeker yok. Çay demlenmiş. siz Bardağı koyun getir bakalım. Evde çay yok ki ocağı yakmadım. Bir de soruyorsun çayı taşıdırla içersin diye. İnan Hacıvat evde çay ve şekerin bittiğini bilmiyordum. Sizinkine köye gönderdiğini duydum. Doğrudur burada aç kalmasınlar diye. Uzun zamandır işsiz olan Hacivat Karagöz'ün eline birkaç akçe sıkıştırır. Git babam çay, çay şeker ekmek peynir filan al. Karagöz bir koca Hacivat'ın dediklerini alır. Gelir, ocağı yakar, çayı demler, birlikte çay içerler, peynir ekmek yerler. Hacivat çayları çok şekerli içer. Karagöz'ün ise çayları tek şekerli içmesinin nedeni Hacivat'ın aldığı yarım kilo şekerin bitmesini istemediğinden. Hacivat ertesi gün Karagöz'e bak bahçıvanlık işi bulur. Hacıvat ertesi gün Karagöz'e bahçıvanlık işi bulur. Karagöz çalışmaya başlar. Haftalığını alınca hanımını ve oğlunu köyden getirir. Böylelikle Karagöz ailesi normal günlük yaşantılarına dönerler.